أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enam suresindeyiz. 118. ayete geldik. 6. sure. 118. ayet. Estaizu billah. Enam suresi 118. ayet. Fekulu mimma zukira ismullahi aleyhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. F harfi var girişte. Dolayısıyla yukarısıyla belli bir ilişki içerisinde olmalı. Cenab-ı Hak kulu, yiyin diyor. Fe'yi de katarsak, dolayısıyla yiyin, şu halde yiyin, bu durumda yiyin şeklinde yukarısıyla yakın alakalı bir ifade. Neyi yiyin? Mimma zukira ismullahi aleyhi. Allah'ın adı, Allah'ın anıldığı, üzerine Allah'ın anıldıklarından, mimma zukira ismullahi aleyhi, üzerine Allah'ın anıldıklarından yiyin şu halde. Böyle bir emir bizim yukarıdaki bağlamla akıp duran, hele hele son ayetli, bunun nasıl bir ilgisini kuracağız? Senin Rabbin yolundan sapanı en iyi bilmektedir. Ve o hidayete tutunanları en iyi bilmektedir. Yukarıdaki bağlamın son ayeti gibi gözükse de, burada yeni bir bağlam olsa bile arada geçişte bir F harfi var. Ve dolayısıyla belli bir ilgiyle köprüsü kurulabilmeli. Yani bundan önceki ayetlerin hemen hemen hepsi kendi bağlamı içerisinde belli bir yeri dolduruyordu. O dediğiniz ayetti bu ayet. Ancak burada fakulu mimma zukira ismullahi aleyhi, dolayısıyla Allah'ın üzerine anıldıklarından yiyin. Devamı da in kuntum bi ayatihi mu'minin. Eğer sizler onun ayetlerine inanmış kimseler iseniz. Devamı yine aynı fasıl devam ediyor. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Yani önceki ayetlerdeki bağlama delalet eden, dönen, çağrışım vesaire bir şey yok gibi, yani göremiyoruz en azından. Nasıl? Sonunda ilgi kuruyor bu karıyla. Hidayette iman etmiş kimseler.
İn kuntum bi ayatihi mu'minin. Eğer siz Allah'ın ayetlerine iman etmiş kimseler iseniz, o zaman Allah'ın adının veya Allah'ın üzerine anıldıklarından yiyin. Aklıma hani bizim bilmediğimiz bir cenahı mı var bu işin? Cenab-ı Hak böyle bir ilgi kuruyorsa, bu dediğiniz sonu itibariyle bir ilgi kurulabilir. Ama daha böyle sıcak, daha yakın bir ilişki şüpheden ötürü. Dolayısıyla yiyin. Yani veya bu durumda yiyin, şu halde yiyin. Bu fe böyle tamam, genelde fe'ler sahne kapatıp sahne açabilir. Yani önceki sahneyi kapatıp sonraki sahneyi açabilir. Ve yahut arada sebep sonuç ilgisine benzer bir ilgi kurarak atıfta bulunabilir. Sonuç bildirir şekilde sonuca gidebilir. Fe böyle büyüleyici bir, büyülü bir atıf harfidir. Ama illaki bir şey kurar, yani bir köprüleme bunun. V gibi doğrudan böyle salt üstüne katacak şekilde şey yapmaz, atıf yapmaz. Fekulu mimma zukira ismullahi. Dolayısıyla Allah'ın adının anıldıklarını, bir defa Allah'ın adının anıldıklarının konuyla olan ilgisi. Yani buradan biz Cenab-ı Hakk'ın yemek konusuna nasıl geçtik sorusu var. Eğer ayetin sonunu öne çıkarırsak, Mehmet abi öyle söylüyor. Yani iman etmiş olmak, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine, hidayete, ki bu iman etme, hidayet derseniz bir önceki ayetimizin zaten son ifadesi böyleydi. Hidayete tutunmak mesela. Hidayete tutunmak nasıl olur şu halde? Hidayete tutunanlardan olmak istiyorsanız, iman etmiş kimselerden olduğunuz iddiasındaysanız, o zaman Allah'ın üzerine anıldıklarından yiyin. Eğer Allah'ın üzerine anıldıklarından yemekten imtina ederseniz, ben tersinden okumaya çalışıyorum, o zaman hidayete tutunan kimselerin davranışı gibi bir davranış sergilememiş olursunuz. Hidayete tutunmaktan uzak olursunuz. Bir de ayetin sonunda, yani yukarısını bir tarafa bırakın, bu ayeti kendi içinde bile, ayetin sonundaki kayıt bile girişindeki emirle çok orantılı durmuyor. Yani yanlış anladığımız için söylüyorum bunu. Doğru anlarsak orantılı, orantısı ortaya çıkabilmeli. Yani sanki birileri yemek yemiyor. Hani şöyle olsa, orantıdan neyi kastettiğimi söylemek için söylüyorum. Allah yolunda savaşın. Eğer onun ayetlerine inanmış kimseler idiyseniz, yani çok zor bir şeye davet edersiniz. Ardı sırada böyle ağır bir tehdit bulunur. Yani eğer Allah'ın ayetlerine inanmışsanız bunu yapmanız gerekir. Kul da bunu yapmaya karşı direnç içerisindedir. Veya tembellik içerisindedir. Bir şekilde yüksünüyordur. Cenab-ı Hak da onu ağır tehdit eder. Nitekim gidip baksak, in kuntum bi ayatihi, ayetlerine var böyle 3-5 tane, belki daha fazla. Eğer ayetlerine inanmış kimseler idiyseniz, ayetlerine baksak, eminim pek çoğunda böyle ağır hükümler bulacağız. Yani ağır emirler. Ama bu ayetin girişindeki şey yiyin'den ibaret. Yani buyurun yiyin gibi bir şey. Bu zaten kulun direnç gösterdiği bir şey değil. Tam tersine kulun istediği bir şey. Yani hatta engelleseniz bile illaki yiyeceği bir şeydir yani. Yemek dediğimiz. O zaman şey boyutu mu öne çıkıyor? Allah'ın üzerine anıldıklarından yiyin kısmı mı? Eğer böyle olursa, o zaman kul belli bir seçicilikte olmalı. Allah'ın üzerine anılmadıklarından yememeli. Allah'ın üzerine anıldıklarını yemeli. Bu kez zorlaşır yani. O zaman nitelikli hale gelmiş oluyor. Yani herhangi bir şey yiyin gibi değil de Allah'ın üzerine anıldıklarını yiyin. Fakat bu yorumum çok tutmayabilir. Çünkü bir başka ayet var. Neden yemezsiniz diyor.
Belki de sıradaki ayet. Ha, bir de sıra. Dolayısıyla yani hani yiyecek ama Allah'ın üzerine anıldıklarından yemeli gibi bir zorluk tarif etmemiz mümkün değil. Çünkü sıradaki ayet Allah'ın üzerine anıldıklarından neden yemediklerini söylüyor. Yani bir direnç var demek ki. Yemek istemeyen veya bunu Allah'ın üzerine anıldıklarından yemekten imtina eden bir şekilde ya o günkü koşullar üzerinden açıklanır ya da bugün nasıl doğru anlayabiliriz bunu? Başka din yemekleri yemekten imtina edemez. He? Başka din yemekleri yememek. Allah anılmadı. Ya anılan diyor ya. Yemeği gördü bazı ehli İslam, ehli kitabı. Bunlar her İslam'dan da yemez hocam ya. Arap bunlar şeyleri hocam bunlar bu sıralı bu ayette itibaren sıralı böyle devam ediyor. Yani onlar bir hazırlık niteliğinde gibi. Tamam, yiyecekler devam ediyor. 120'de konu bir bağlam daha değiştiriyor. 21'de şimdi buradaki F yani bir bu F'nin çözülmesi lazım. İki Allah'ın üzerine anıldıkları ifadesinden ne anlıyoruz? Yani yaygın olarak anladığımız böyle zebh edilen, yani böylece kesilen, böylece boğazlanan hayvanlar. Bitki olamaz. He? Bitkiler olamaz. Yani bitkiler üzerine Allah'ın adı anılarak böyle bir ameliye yok yani. Mesela İşte böyle bir ameliye yok yani, böyle bir tarifli bir şey yok. Mesela hayvan kesilirken üzerine adı anılarak kesiliyor. Hani hocam bir ayet var. Böyle tarifli bir davranış var ama tarla biçilirken işte şöyle biçilir veya koparılırken böyle koparılır gibi tanımlı bir şeyimiz yok. Bu dediğim tanımlı hali de yine Kur'an'da var. Yani üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen o kesilmesinin geçtiği ayet de var. Hocam hani yiyiniz içiniz helalen tayyiben diyor. Evet. Kulu ve şerbu. Evet. Yiyiniz içiniz ama helal olsun tayyib olsun. Evet. Onun gibi bir şart olur. Evet ama zaten yiyoruz yani. Yani şöyle bir şey gibi yani. Hani adam oruçtur evinizdedir. Siz ona ya beni seviyorsan ye falan dersiniz. Veya toktur. Yemeğe karşı ya karnım tok falan yemeyeyim diyordur. Sofraya oturmuyordur. Siz Allah'ını seversen otur falan dersiniz yani. Bu ona bu ayet de onun gibi bir ayet. Eğer Allah'ın ayetlerine mümin kimseler idiyseniz çok ağır bir şey bu yani. Değilseniz yani o zaman yemezseniz değilmiş gibi oluyorsunuz. Şimdi önce şu in kuntum bi ayatihi tarzı ayetlere bir bakalım. Bu dediğimizde ne kadar sahiciyiz? Hakikaten o ayetler öyle mi? Bir de hepsini anlam da yenmez. Yani burada bir şey var. Anlamı bir şey var. Cenab-ı Allah Arap Allah'ın ismini alarak yiyebilir miyiz? Nasıl? Arap kılının herhangi bir şeyin üzerine isim Allah'ın ismini alarak yenilebilir mi? Dolayısıyla buradaki sadece iki yönlü çalışan. Mesela yani. Domuz kesilerek demek istiyor. Nesile sürecek, yiyecek miyiz yani? Ama onu ayrıca haram kıldığı için. Haram kıldığı işte burada ismin anıldığı şeylerden kısıt. İn kuntum bi ayatihi. Bima kuntum mümini gibi. Yani sadece bu ayette onu ayet bir ayatihi olduğu için o. İn kuntum müminin olsa. Evet. Şimdi o, şu da ilginç. İn kuntum bi ayatihi ile sadece burada var. Sadece bizim ayette var. İn kuntumlara baksak çok mudur? Kaç tane bayağı? Kaç? Ha. 79 falan çıktı. İn kuntum müminin diyelim o zaman. Thank you.
bizim ayette iman koşulu vardı. On altı tane in kuntum müminin var. Bakara suresinde niçin Allah'ın nebilerini katlediyorsunuz, katlediyordunuz öncesinde eğer müminler idiyseniz. Bakın orantılı yani. Ağır bir şey. بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيمَانُكُمْ İmanınız nasıl bir imansa ne kötü bir şey size emrediyor. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer mümini değilseniz. Bunlar şeye yönelmişler, buzağa yönelmişler, onu tapmaya. Cenab-ı Hak onları böyle eleştiriyor. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ Eğer müminler idiyseniz, o gelecek olan tabutta sizin için ayet var diyor. Ancak bu ayeti müminlerin algılayacağı. Ribayı terk edin diyor mesela. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Faizi terk edin. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler idiyseniz. Yani, dolayısıyla kişi ne hissedecek? Devam edersen faize, müminlerden olmam riske girecek. Böyle ağır şeyler. Bunda sizin için ayetler var. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Böyle fazla ayet var. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا Gevşemeyin, وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Siz üstün olansınız. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler idiyseniz. فَلَا تَخَافُوهُمْ Onlardan korkmayın. وَخَافُونِي Benden korkun. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler idiyseniz. فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ O şehre girin. Girdiğinizde feinnekum galibun siz galip geleceksiniz. Ve alallahi fetevekkelu imde Allah'a güvenin in kuntum mu'minin eğer müminler idiyseniz. Vettekullaha Allah'tan sakının in kuntum mu'minin eğer müminler idiyseniz. Yine ittekullaha in kuntum mu'minin. Zalikum hayrun lekum bu sizin için daha hayırlıdır. Ölçüye tartıya hile katmayın. Müminler idiyseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Böyle mühim meseleler. وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Aranızı ıslah edin. Allah'a ve elçisine itaat edin. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler idiyseniz. فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ Allah'tan çekinmeniz daha doğrudur. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler idiyseniz. بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ Kâr sizin için Allah'ın kârı, bakiyesi sizin için daha hayırlı. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler idiyseniz. يَعِذُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ اَبَدًا Benzeri bir iftira olayına, ifk hadisesinden ötürü dönmemeniz için Cenab-ı Hak sizi öğütlüyor. Asla. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler idiyseniz. وَقَدْ اَخَذَ مِيثَاقَكُمْ Allah sizin misakınızı almış. Sizden söz almış. Neden Allah'a ve Resulüne iman etmiyorsunuz? O sizi Rabbinize çağıra dururken اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler idiyseniz. Böyle. Bizimki farklıymış. Bir ayatihi varmış bizimkinde. Daha da şey olur. Yani daha da güçlü olur. Allah'ın ayetlerine iman ettiyseniz o zaman onun adının üzerine anıldıklarından yiyiniz şu halde. Şu halde onun adının üzerine anıldıklarından yiyiniz eğer onun ayetlerine iman ettiyseniz. Evet, aklına bir düşünce gelen var mı? Acaba diyorum böyle yani hani zora kaldı, bunaldı, sıkıldı. Çünkü Resulullah'ın onlar karşısındaki sıkıntısı, Cenab-ı Hakk'ın böyle sert davranıp konuyu hükme bağlaması. Böyle durumlarda Cenab-ı Hak böyle şeyler yemeye mi yönlendiriyor ki fe ile söyledi bunu? Bu tür Allah'ın üzerine anıldığı şeyler yani mesela hayvanlar yenildiği vakit kişi belli bir müsterih mi oluyor? Gönlü mü ferahlıyor, rahatlıyor mu? Veya önceki ayet öyle bir huzur telkin etti ki kaygıdan tamamen uzaklaş, rahatla Cenab-ı Hak
kim hidayete yöneliyor kesinlikle biliyor. Rahat ol. Sen bir kuzu kes şöyle güzelce. Huzur içerisinde onu ye. Müsterih ol. Yani böyle bir ilgi mi var? Çünkü hani böyle bir konuyu sonuçlandırdığınız, uzun anlattığınız adamda şöyle bir kavrama, anlama ve ikna olma durumu oluştu mu? Hadi kalk seninle bir yemeğe gidelim der gibi olursunuz. Yani artık mesele çözülmüştür. Bunun gibi bir şey mi? Burada yemek bahsi niçin geldi? Bir, feyle. Aradaki ilgi bu. Hadi yemek bahsi geldi. Üzerine Allah'ın adının anıldıkları bu kesimle yiyilesi hayvanlar. Et yemenin gündemi nedir? Ayetin sonu ise başka bir müeyyide içeriyor. Allah'ın adının üzerine anıldıklarından yemekten imtina edecekleri uyarıyor. Allah'ın adı üzerine anıldıysa yiyin. Bir sonraki ayette neden yemezsiniz diye tam da tokatlayacak yani. Hocam şu anda ya, et yemeyen bir kesim var mesela. Et yemeyen hayvanlar, vejetaryenler, yani bu o günkü toplumda daha hangi düzeydeydi bilmiyorum. Yani sayı itibariyle söylüyorum. Ama bugün için olsa bugün çok etkili olur. Çünkü bugün dünyada çok önemli sayıdalar. Yani uçağa biniyorsunuz, bakıyorsunuz iki tane menü getiriyorlar. Vejetaryen menüsü, etli menü. Lokantalar ikiye ayrılıyor. Vejetaryenlerin lokantaları, et yiyenlerin lokantaları. Ve dünyada bir şeytani plan insanları et yemekten özellikle uzaklaştırıyor gibi. Yani bunun bir açıklaması yok. Neden böyle olur? Bu kadar tabii bir ortamda bir yiyecek döngüsünün olduğu ve diğer canlılarda da bunu görüyoruz. Öyle bir döngü kendi içerisinde var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Cenab-ı Hakk'ın bize bunu lütfettiğini zaten görüyoruz bu canlıları. Ama bir anlayış buna karşı özellikle mesafe koyuyor ve dikkat ederseniz özendiriliyor da. Yani şurada burada medyada işte vejeteryan olmak sanki bir alameti farika gibi, daha modern bir insan. Hani onlar insanın evrimden böyle şey olduğunu diyor. Evrimini bir adım ileri götürmüş bir insan. Artık şey de yemiyor. Evet. Et de yemiyor. Başka hayvanları da yemiyor falan. Bu öyle ilerlerse, atıyorum öyle bir noktaya gelirse ki dünyada %60-70-80, o zaman bu ayetler ve bu ifadeler çok çarpıcı olur yani. Niçin yemezsiniz? Yani Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın sunduğu şey bu kez şey gibi görülebilir. Mürteci olmanın şeyi gibi görülebilir. Yani o et yiyor. Yani muhafazakar olmaya indirgenebilir et yemek. Bu dediğimiz trend devam ederse belki gün gelir bunu böyle yapanlar kötü görülebilir, ötekileştirilebilir. Bunlar müminleri de böyle bir etki içerisine alabilir mi? Ama tüm bunları biz ileriye doğru bir senaryo olarak canlandırsak da kafamızda, ayet 14 asırdır önümüzde duruyor. Yani geçmişten bugüne diyeyim bir anlamı olmalı. Ama biri diyebilir ki geçmişte nisbiydi, yani et yemeyenleri. Peki et yemeyenler için bu ifade bağlayıcı mıdır? O da düşünülebilir. Yani diyelim kardeşiniz et yemiyor. Bu ayeti okuduğunda Allah'ın üzerine anıldıklarından neden yemezsiniz? Bir sonraki ayet öyle daha çarpıcı. O bir sorumluluk hissetmeli mi? Ben yemeliyim kardeşim. Cenab-ı Hak bunu bak hem yaratmış hem de niçin yemezsiniz diye kızıyor. Allah'a ayetlerine iman eden kimselerseniz de yiyin diye artık bağlamış, bunun ön arkası yok. Yani bir bakıma zorluyor yemeğe. Tabii biz üzerine Allah'ın adının anıldıkları ifadesini demin söylediğim şekliyle bu yenilesi hayvanlar, boğazlanıp yenilen hayvanlar, yenilebilen hayvanlar üzerinden Cenab-ı Hakk'ın yani ala ta'imin yata'muhu, yiyen kimsenin yediği, yenildiği bilinen hayvanlar üzerinden
konuşuyoruz. Evet Necati abi, buyur abi. İsrailoğlu diyor ya, yeri bitirdiğinden sarımsağından, hıyarından bize ver. Evet. Allah-u Teala da diyor, gökten gelen de deni olan, yerde olan, aşağı olanı mı tercih ediyorsun? Onlar evet. da öyle bir şeylik yapmışlar yani. O zaman. Evet. Onlar da dediler ki, اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Vejeteryan bir tabak bu. Evet. Bunları istediler. Halbuki Cenab-ı Hak onlara el-menne ve selva, yani et, bıldırcın eti ve selva da tatlıysa tatlı sunuyordu, ikram ediyordu. Bir süre sonra bundan biz dediler ki len nasbir ala ta'amin vahid, tek çeşite sabredemeyeceğiz. Bize işte yerin bitirdiklerinden şunlardan şunlardan istiyoruz. Hani orada bunun bir şeyi var demek istiyorsunuz yani. Yani bu... yağları da yasaklıyorlar kendilerine bir ara. Hayvanları. Bir de geçen gün şöyle... Onu Cenab-ı Hak yasaladığını söylüyor. Yani, evet. Böyle bir haber, kişinin kan grubuna göre yiyemiyor diyor. Yani istemiyor. Hatta çocuk kendi diyor mesela buna diyor o kitletli bir şey verdiği anda çocuk açıyor, kabullenmiyor. Kan grubuna bağlı. Ya bunlar istatistiksel olabiliyor böyle. Bir ilgi kurarsa bir çalışma diye bir makale bakmışsın, medyacılar da heveslenip yazıp çiziyorlar. Yani bilimsel sonuçlar değildir bunlar yani. Yok kan grubu öyle olan et yemiyor, vejetaryen mi? Nerede böyle bir şey yani? O öyle olsa tarihin en şeyinden beri bilinir bu. Vejetaryen olan birisinden duymuştum, ben de doğru bilmiyorum ama eğer hiç et yememiş olsaydım ben çocukluğumdan beri ölmem daha da geç olabilirdi diye böyle bir şey var. Yani ateistik düşüncede buna karşı bir tepki mi var? Yani hayvanların kesilip yenilmesini dini bir şey olarak görüyorlar. İnsanlara bunu din şey etti. Bu normalde vahşice bir şey. Aslında dine bu, karşı şey. Evet yani bu dünya medyasında da ülkemiz medyasında da alttan alta işleniyor. Bunu hissediyoruz. Ama kolay değil çünkü bizatihi kendileri de bu kebabı şusunu busunu yiyorlar. Yani şeytan bunları nasıl ikna edecek? Kaç nesil sonra bundan tiksindirecek onu bilmiyorum ama o da bunu çoğaltma çabasında gibi geliyor bana. Ama bu ayetimizin bununla ne kadar ilgili olduğunu biz bilmiyoruz tabii. Bu ayette Cenab-ı Hak Allah'ın adının üzerine anıldıklarından yemeği emrediyor. Şayet müminler idiyseniz yiyeceksiniz diyor. Biz de yiyoruz zaten. Peki Allah'ın adı üzerine anılmış diye yemememiz mümkün. Böyle bir şey mi var acaba? Hani bazı kimseler ya bunun üzerine sadece Allah'ın adı mı anıldı? Biz bundan yemeyiz ama o kişi müşrik olur zaten yani öyle bir kimse. Ayette de zaten eğer iman eden kimselersen seniz bunlardan yiyin diyor. Hocam ben bu ayeti ilk okuduğum yani ilk çalıştığımda biraz düşündüğümde şu aklıma gelmişti. Allah'ın isminin anılmadığı şeylerden yemeyin yani bir şey hatırlatsın size. Yiyin için israf etmen ayetinde de Allah ile olan istifatı, onun nimetlerini israf etmeyi gibi anlamıştım. Çok yemekten ziyade öyle anlamıştım. Şimdi siz ilgiyi arayınca aklıma geldi. Bir önceki ayette Cenab-ı Allah müftedileri biliyor dedi. Şimdi müftedilerin nasıl olması gerektiği konusunda herhalde bir ayrım vardır. Artık müftediler ile onun yoluna sapanlar arasında. Birinci özellik müftedilerin herhalde bu ayette başlasa gerek ki artık müftedi olanlar, hidayete ermiş olanlar ayrıca bir özellikleri de yediklerinin üzerine Allah'ın ismini anıyor olmaları. Hayır, Allah'ın üzerine anılanını yiyorlar. Yiyindir, evet. Evet. Yani. Hocam onlar, bir de dünyada yani artık ama bak bir sadece bu ayetle bitmiyor. Bir sonraki ayette de neden yemezsiniz? Tamam diyor. İşte hidayete erdiyseniz artık yani neden Allah'ın... Hidayete eren kimselerde böyle bir davranış mı görünmüş? Yani Allah'ın adının üzerine anıldığı şeyleri yememeye mi başlamışlar? En azından yememesi gerektiğini belki bize öğretiyordur. Yani hidayete ermiş olan insanların
yedikleri şey üzerinde Allah'ı anmaları gerektiğini. Başka bir şey söylüyorsun ona. Hep yediklerini Allah'a anmayı diyorsun. Cenab-ı Hak ise Allah'ın üzerine adının anıldıklarını yemeyi söylüyor. Yani Allah'ın adının üzerine anıldığı şeyler vardır. Bu olmuş bir şey. Ve siz bunları yemiyorsunuz. Cenab-ı Hak da niye yemiyorsunuz diyor. Şimdi sırayı bozmayalım, başka yere gitmiş oluruz. Bir sonraki yer. Ama işte bir aynı şey, aynı kalıptan söylüyor. Önce Allah'ın üzerine adının anıldıklarını yiyin diyor. Bu bir şeydir, tanımlı bir şey. Şimdi onu yiyin diyor Cenab-ı Hak. Bir de bir sonraki ayetle ilgisi de çok açık. Eğer müminler idiyseniz, yani sanki önümüzde böyle hani sevmediğimiz bir şey var, oturmuşuz ve yemiyoruz. Ne olabilir mesela böyle? Bu yani yiyilmeyen bir şey gibi düşün. Yani öyle değil de hani kötü bir şey, sevmediğimiz bir şey olsun. Ne? Keler miydi? Neyse. Niye yemezsiniz mesela? Keler gibi değil. Allah'ın yani olabilir, keler de olabilir. Biz de, niye yemezsiniz? Allah'a iman ediyorsanız yiyin diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bunun bir anlamı olmalı. Başka bir şey. Surenin ismiyle de alakalı olabilir miyim? Mesela nereden sure gitmek üzere daha hayvanlara yeni geldi. Girişte hayvanları devirdik. Hocam ama şimdi nasıl sıralı artık seçilmiş olabilir. Olur, tamam. Yani tekrardan konu şeye gelmiş olabilir. Hocam benim aklıma bir şey geldi. Bugüne kadar hep kasaptan eti alıyorduk. Tavukları alıyorduk, yiyorduk ama bir helal gıda sertifikası başladı. Hiç dikkat etmiyorduk. Besmeleyle mi kesildi, bilmem ne kesildi. Kasaptan, Müslümansa bir kasap, gidip alıyordu, kesiyordu. Ama bu helal gıda sertifikası bütün dünya ülkelerinde yayılmaya başladı. Burayı mı yönlendiriyor Allah-u Teala? Yani yediğimiz gıdanın önünü artını araştırın diye olabilir mi? Yani kapsam içerisinde düşünülebilir ama doğrudan ayeti anlamak adına olursa spesifik bir şey değil. Şu zukira ismullahi diye bu üç kelimeden bir bakalım. Nasıl ayetler var? Hatta ismullahi bile desek bize ismullahi. Yok yok. Terkip olarak. İsmullahi. Böyle muzaf muzafın ileyhi olarak bakacağım. 9 yerde İsmullahi var. İlki Maide suresindeymiş. Şimdi diyor ki يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ Sana soruyorlar. Onlara ney helal kılındı? قُلْ دَكِ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ De ki hoş şeyler size helal kılındı. Demek ki hoş olmayanlar haram. Evet. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ Ve bu avcı hayvanlara öğrettikleriniz, köpekleştire yani eğitim, hayvan eğitimi. تُعَلِّمُونَهُنَّ Onlara öğretiyorsunuz. مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın size öğrettiklerinden dedikten sonra O da helal demek istiyor yani. Av hayvanlarının avlayıp getirdikleri de helal. Fe dolayısıyla kulu mimma emsakna aleykum. Sizin için tuttuklarından yiyin. Bizim ayetimize benziyor. Emir olması itibariyle. Ve zkuru smallahi aleyhi. Ve üzerine Allah'ın adını anın. Diyor. Ve üzerine Allah'ın adını anın. Şimdi bu ben şunu bilmiyorum. Bu hayvanların yakaladıkları köpek ağzında getiriyor diyelim. Hala canlı mı, ölmüş mü oluyor? Ölmüş de oluyor. Canlı. Bütün avcılar yanında böbüsü kesiliyor. Bıçak taşır hocam, hemen keserler. He. Peki ölmüşse mi yeniyor, ölmemişse mi yeniyor? Ölmüştür yeniyor. Ölmüşü de. Vurduğu zaman besmele de vuruyor ya. Mesela. Onu demiyorum. Avcı hayvanın getirdiği. Ha vurdu o da getiriyor diyorsun. Evet, ölüyor. Getiriyor. Ama bildiğim kadarıyla hayvan bir miktarını yediyse yenmiyor artık herhalde. Bulaştıysa yemiyor ama sadece ağzıyla tutup getirdiyse. Yiyor hocam, bu kadar eğitilmiş ya. Yiyilmiş olanlar yemiyor. Yiyenler de var abi. Yemeği de mesela eğitilmemiş, yarı eğitilmiş, tam eğitilmemiş. Evet. Atmacalar, şahinler yakalayıp getiriyor. Çünkü burada وَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ
Peşi sıra gelmiş. Fakulu mimma emsekna aleykum. Onların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerlerine Allah'ın adını anın. Bizim ayetimizdeki kalıptan farklı. Yani üzerine Allah'ın adının anıldıklarını yemek değil, onların avladıklarını yiyin ve üzerlerine Allah'ın adını anın. Yedikten sonra mı? Yok, peş peşe aynı vavla söylemiş yani. Yiyin ve anın. وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'tan sakının. اِنَّ اللّٰهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ İlk geçtiği ayet bu. Ama burada yani hayvan diyorsunuz ki ölü de olsa canlı da olsa yeniyor ama belki her halükarda kesiliyor mu? Yok hocam. Kuşlar kesiliyor. Boğazlanıyor mu? Kuşsa, evet. Hayvan getirdiğini hiç kesme değilse de yiyor. Ama vurulmamışsa canlı getirmiş. O zaman onu kesiyor. Hmm, vurulmuşsa kesmeye gerek yok zaten öyle mi? Zaten ölmüş değil mi? Ördeği vurmuş. Hmm. Bir başka... Ördeği yakaladı getirdi onu kesiyor. Hmm. İkinci ayet, bizim okuduğumuz ayet. Üçüncü geçtiği yer, bizim sıradaki okuyacağımız ayet. Dördüncü de En'am mı? O da En'am, o da ondan iki ayet sonra okuyacağımız ayet. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Üzerine Allah'ın adının anılmadıklarını yemeyin diyor. Demek ki bu sizden önceki bir ameliye, yani sizden önceki bir süreç, size kalan öyle yani sofradaki bir süreç olsa, o zaman yerken Allah'ın adını anın dediğiniz zaman iş biterdi. Ama demek ki bu öncesinde olup biten kesime, evet kesime bağlı bir süreç ki bu. Allah'ın üzerine anılmadıklarını yemeyin diyor. وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ demiş. Evet. Bu fasıklıktır demiş yani. Bu bir pisliktir. Bakınız orada bir ifade var. Bizim ayetle çağrışımda bulundu bana. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ Şimdi bu bizim ayetle çok yakın bir şey. Bizim hemen iki ayet yukarımızda ne var? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا Her nebi için adu kıldık. Şeyatînel cinni vel insi. İnsanların ve cinlerin şeytanlarını. Yuhî ba'duhum ilâ ba'din zuhrufel kavli gurûrâ. Bazısı bazısına vahyediyor. Sözün yaldızlısını aldatmak için. E şimdi orada o var. Peşi sıra üzerine Allah'ın adının anıldıklarından yeme bahsi geldi. Şimdi burada da Allah'ın adının üzerine anılmadıklarından yemeyin dediği ayette şeytanlar kendi dostlarına vahyediyorlar sizinle mücadele etmek için diyor. Ve sonrasında da diyor ki وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer onlara itaat ederseniz siz kesinlikle müşriksiniz. Dolayısıyla En'am suresi 121. ayeti zaten çözdüğümüzde bu dediğimiz İçinde bulunduğumuz ayeti de anlamış oluruz. 121 sıradakinin sıradakinin sıradaki. Ama o tek ayet, hani biz demin önceki ayet grubundan yeni bir ayet geldi. Demek ki yeni bir başlangıç yaptı. F de bu arayı ayıran bir şeydir. Konuyu değiştiriyor Cenab-ı Hak. Diyebilirdik belki şu anda onu deme lüksümüz de kalmadı. Çünkü aynı ayetin içerisinde Cenab-ı Hak yemek işini de şeytanların mücadele için birbirlerine, dostlarına vahiy işini de aynı ayetin içerisine koydu. Dolayısıyla demek ki orada böyle bir hani belki aklımızdan geçti ya rastlantısal bir durum mu veya konuyu değiştirdi böyle yukarıyla da alakası kalmadı falan. Yo bilinçli bir durummuş. Bakın şu anki elimizdeki ayette gayet bilinçli bir şekilde duruyor. Bizim önceki ayet grubundaki en önemli şey Peygamber karşısında argüman üreten şeytanlar grubu ve peygamberin onlar karşısında yaşadığı sıkıntılar önceki ayet grubumuzun konularıydı. Sonra birdenbire
yemek işine geçtik. Et yeme üzerine Allah'ın adının anıldığını yeme işine geçtik. Böyle bir sert bir geçiş gibi oldu. Ama şu anda o iki dediğimiz olay, o iki bileşen tek bir ayetin içerisinde. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın üzerine anılmadıklarını yemeyin. وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ Muhakkak ki bu bir fasıklıktır. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ Şeytanlar dostlarına vahyediyor. لِيُجَادِلُوكُمْ Sizinle mücadele etmek için. وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ Onlara itaat ederseniz اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ O zaman kesinlikle siz müşriksiniz. Yani bu işin içinde başka şeyler var. Ve burada öyle tesadüfi değil, bilinçli bir kodlama var. Şu ayeti de bununla beraber okusam hocam. قُلْ اَرَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْكُمْ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اَا اللّٰهُ اَذَنَ لَكُمْ اَمْ اَرَى اللّٰهُ يَفْتَرُونَ Tefterun. Yani Cenab-ı Hakk'ın size indirdiği her ne rızık varsa bunlardan haram, helal ve haram mı saydınız? فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اَا اللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ De ki Allah mı size bunu müsaade etti? Yoksa Allah'a mı iftira ediyorsunuz? O bağlamda da مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ Bunlar vardı geçmişte işlediğimiz ayetler bunlar. Kureyş müşriklerinin belli ritüeller eşliğinde belli hayvanları veya belli dönemlerde belli hayvanları yememe alışkanlıkları, bunları dini bir kisveye sokup belli isimlerle haramlaştırmaları vesaire vardı. Hani bu konuyla ilgisi nedir ama bilmiyorum, ama kafa aklımızın bir kenarında durabilir. Şimdi esas burada sürpriz olan Allah'ın üzerine, adının üzerine anılmadıklarından yemeyin. Bu bir fasıklıktır ayetinin içinde şeytanların dostlarına bizimle mücadele için vahyediyor olmaları bilgisinin aynı ayetin içerisinde olması. Bunun yeme konusuyla, etle ne ilgisi var? Yemeyenleri ayırmak için olabilir mi hocam? Mesela şimdi haram olanları yiyenler var, öyle bir topluluk var. Nasıl? Haram olanları, Allah'ın ismini anılmadığını yiyen topluluklar var. Hem de çoğunlukta yani. Evet. İşte bunları ayırmak için... Ya onlara yemeyin demesini biz anlıyoruz. Onlara yemeyin demesini anlıyoruz. Bize Allah'ın anıldıklarından yiyin diye zorlamasını... Onlar gibi olmayın gibi. Yani eğer iman ediyorsanız Allah'ın üzerine adının anıldıklarından yiyin. Ya sadece öyle olsa, yani sonraki ayet gelmeyecek olsa, biz bunu iman eden kimselerseniz sadece Allah'ın adının üzerine anıldıklarından yiyin, başka şey yemeyin gibi anlamamız mümkün olacaktı. Ama bir sonraki ayette neden yemezsiniz Allah'ın adının üzerine anıldıklarından ifadesi var. Hani belki şöyle olabilir, ilk ayetimiz Allah'ın adının üzerine anıldıklarından yiyin, başkasından yemeyin, anılmadıklarını yemeyini işaretliyor. İkinci ayet de, birinci ayet grubu Allah'ın adının üzerine anılmadıklarından yemememizi, sadece Allah'ın adının üzerine anıldıklarından yemememizi, böyle bir seçicilikte olmamızı ve bu hassasiyetimizi imana bağladı. İlk ayet bunun için diyebiliriz. İkinci ayeti de Allah iman etmiş kimseler oldukları halde Allah'ın adının üzerine anıldıklarından yemeyenlere yönelik bir ayet olabilir. Yani mümin ama dediğiniz gibi vejeteryan, şeytanın ağına düşmüş, Allah'ın adının üzerine anıldığı şeylerden yemiyor. O zaman onlara bir uyarı mı olmuş? Uyarı olmuş olur. O artık bu kez o ayetin hedef kitlesi diğerleri olmuş olur. Böylece ikinci ayeti ilk ayetin tekrarı gibi olmaktan da, ya kısmen tekrarı gibi olmaktan da çıkarmış oluruz. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلِهِ Peki, sonraki ders devam edelim. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'fu anna ve'fir lana ve'rhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.